Burası Filistin'in kuzey sınırına 25 kilometre mesafede olan Elbis kampı. İsrail saldırılarından kaçan 12 bin Filistinli bu kampta yaşıyor. Kampa yabancılar alınmıyor. TRT Haber ekibi o kampa girmeyi başardı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaleten kestiği kurban etlerinin dağıtımını görüntüledi. Kurban eti dağıtımı ilk olarak toplu şekilde yapıldı. Gönüllüler tarafından yapılan dağıtımda duygu dolu anlar yaşandı. Bir yanımız hüzünlü, bir yanımız sevinçli. Siz nereden geldiniz? İsviçre, Zürih'ten geldik. İlk kez mi bu faaliyete katıldınız? İlk kez gönüllü olarak bir faaliyete katıldık. Allah inşallah nasip ederse her sene niyetimiz var. Gönüllüler daha sonra yaşlı ve engelli Filistinlileri evlerinde ziyaret etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bayramı boyunca çadır kentleri ve Filistin kamplarını bir bir ziyaret edecek ve 100 bin Filistinliye kurban eti dağıtımını yapacak. Biz yalnız değiliz. Allah bizimle. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Filistinliler olarak Türk kardeşlerimizi seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kampta gerçekten çok zor bir hayat geçiriyorduk. İsrail'in son saldırılarından sonra hayatımız daha da zorlaştı. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri kampların ardından Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde de kurban eti dağıttı. Türk sevdası var, bir Türkiye sevdası var. Ben burada olmaktan çok çok memnunum. Özellikle Lübnanlı olmaktan ve Filistinli kardeşlerimize yakın olmaktan çok mutluyuz. Vakıf gönüllüleri bayramın son gününe kadar et dağıtımına devam edecek.